Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. İstanbul Havalimanı'ndayız. İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'yla havalimanımızın geçirdiği 2 yılı ve bu sıkıntılı süreci, koronavirüs dönemlerini konuşacağız. Kadri Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçerisi canlı öyle, koronavirüs havası varmış gibi. Belki o sıkı, çok yoğun olan dönemde yok ama yine bakınca da canlı. Nasıl geçiriyorsunuz bu günleri? Şimdi tabii havalimanı dışarıdan bakan insan için içeride hiç kimsenin olmadığı, kimsenin seyahat etmediğini düşündüğü bir mekan gibi düşünülüyor. Ama orada değiliz. Allah'a şükür şu an itibariyle geçen senenin 1/3 hacminde bir yolcuya sahibiz. Tabii çok üzücü bir durum bu. Yaşanan salgından dolayı havalimanının bu hacimlere gerilemesi, bu kadar büyük bir yatırımı yaptıktan bir sene sonra karşılaşmak bizim açımızdan büyük bir şanssızlık oldu. Ama yani bütün dünya bununla boğuşuyor. Biz tabii kendimizi diğer hub'larla karşılaştırıyoruz. Diğer hub'lar nasıl yapıyor diye. Eylül ayında bizim hacmimiz %70 gerilerken bir önceki seneye göre, dünya Avrupa'daki diğer hub'ların hepsi %78 ile 83 arasında bir gerileme ile karşı karşıya kaldı. Burada önemli bir sebep Türkiye'nin buranın gerçek anlamda sadece bir kıtaya bağlı bir aktarma havalimanı olmaması ve Türk Hava Yolları'nda mümkün olan her noktaya uçmaya başlaması olarak söyleyebilirim. Bir karşılaştırma olarak şunu söylemek lazım. Buradan toplam 127 ülkeye uçuş var. Şu anda. Normal zamanda. 127. Normal zamanda. Şu an ne kadar? 300'den fazla destinasyon uçlu iç hatlar evet. Dahil. Ve 74 hava yolu geliyordu Atatürk İstanbul Havalimanı'na. Şu an itibariyle bunun %80'i yapılıyor. Yani 200'den fazla destinasyon, 90'a yakın ülke ve 54-55 tane hava yolu şu an İstanbul Havalimanı uçuyor. Problem frekanslar azalmış durumda. Tabii günde 5 seferse 1'e. Aynen. 127 ülkeden 90'a inmiş. Orada çok. Ama önemli olan 200'den fazla noktaya hala bağlantı sağlayabiliyorsunuz ve evet. Bunda da en önemli katkılardan birini Türk Hava Yolları veriyor. Açılabilen her yere uçmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı merkezi olduğu için iyi bir eşleşmeyle bu sıkıntılı süreci belli bir noktaya evet. Getirdiniz. Evet. Peki ben 2 yılı değerlendirmek istiyorduk. Tabii böyle bir şey bir ortamda değil. Şimdi neyi konuşsak biraz hep gelecek koronavirüs sürecine dayanacak. Havalimanı ile ilgili olarak bu 2 yıllık süreçte yapmak istediğiniz bir şeyler vardı. Geliştirmek, tamamlamak. Yani bu sıkıntılı süreci avantaja dönüştürdüğünüz yerler de vardır muhakkak. Biraz da onlardan bahsedin. Neler yaptınız? Havalimanının yatırımına yönelik genişlemesi, büyümesi, güzelleşmesi. Bir de ödül aldınız. Korona döneminde kendi önümüzü gördüğümüz kadarıyla projelerimizi hayata geçirmeye devam ettik. İşte 3. pisti bitirdik mesela. Bu hakikaten olağanüstü bir katkı veriyor havalimanına. Taksi süreleri şu an neredeyse 10-12 dakikaya inmiş durumda. Bu yolcu memnuniyetine direkt katkı sağlıyor. Aynı zamanda da hava yollarına ve yer hizmetleri şirketlerine ve diğer bütün paydaşlarımıza ciddi bir operasyonel rahatlık sağlamış durumdayız. Normal bir zamandaki kapasitenin neredeyse 2 katını şu an biz yönetebiliriz burada. O altyapı hava tarafında ve kara tarafında şu an mevcut. Ha biz ne yaptık bu korona döneminde? Tabii biz havalimanının X-ray'ini çok net çekiyoruz. Biz eksiklerimizin hepsinin farkındayız. Bunları belli bir takvimde ama bu koronanın getirdiği belirsizlikleri de yöneterek nedir bu? İşte bilançonuzu korumanız lazım, nakit durumunuzu korumanız lazım, sektörün nereye ne zaman açılacağını iyi öngörmek lazım, erken yatırım yapmamak lazım. Buna göre belli bir takvimle yaymış durumdayız ve kademeli olarak bunları tamamladık. Havalimanının ağır bakımlarının tümünü tamamladık. Çünkü normalde yolcu varken yapmanız gereken bakımları yolcu yokken çok hızlı bir şekilde tamamladık. Demin dediğim gibi 3. pistle beraber hava tarafındaki sistemlerimizin 3 pistli yapıda entegre olmasını hiçbir sorunsuz sağladık. İç hatlara bir lounge açtık.
Böylelikle İGAPAS'ın hem iç hatlarda hem dış hatlarda lounge'u. Halkayı tamamladınız. Halkayı tamamladık. Dış hatlarda zaten vardı. Şimdi biz hep havalimanı açıldığında başında da söylemiştim. Buradan ödül bekliyoruz diyoruz. Evet. Ama sıradan ödül değildi. Evet. Yani gerçekten görsel olarak böyle çok canlı, ferah, insanın içini açan hem ortam öyle hem de bunun kameraya, ekrana yansıması da çok çok farklı. Yani ilk ödül işte bugün gelirken yolda öğrendim. O tebrik ederim, o güzel ama yeterli değil. Ödüller tabii tanım anlamında geçerli bir geçerliliği var. Biz burada kendi performansımızı sürekli olarak üçüncü kişilerle test ediyoruz. Benim gördüğüm biz oldukça iyi bir yerdeyiz. Bunu dışarıdan örgütlerin, ACI'nin veya başka bir derecelendirme kuruluşunun diyeyim notlaması için de esasında çalışmalarımız var. İşte bir tanesini duyurduk. ACI bizim havalimanımızı dijital dönüşümü en iyi yapan havalimanı kategorisinde değerlendirdi. Buna da çok şaşırmadık. Çünkü zaten burası şu an dünyadaki en yeni havalimanlarından bir tanesi. Avrupa'daki yapılmış belki de son Greenfield havalimanı. Biz zaten burayı planlarken teknolojiyi bütün süreçlerimizin içine ekledik. Dijital dönüşüm dediğiniz bu. Dijital dönüşüm bizim için zaten biz burayı açtığımızda dijital dönüşümü tamamlamış. En azından altyapısını tamamlamış zaten şekilde başladık. O düşünceyle yaptık. O düşünceyle yaptık. Biz burayı yaparken binlerce kilometre kablo döşedik buraya. Buranın altyapısıyla biz teknolojik ihtiyaçlarımızı önümüzdeki 10-15 sene hiçbir ek yatırım yapmadan devam ettirebiliriz altyapı açısından. Akıllı havalimanı oluşturduk burada. Her zaman diyoruz yani bu bina akıllı bir bina. Ve buranın içine yapay zekayı ekledik. Mesela nerede görüyoruz bunu? İşte tuvaletlerin dolduğunda, check-in bankolarının dolduğunda veya ibadethanelerin dolduğunda biz şu an yapay zeka ile bunu kontrol ediyoruz. En önemli projelerimizden bir tanesi chatbot. Bu chat robottan geliyor biliyorsunuz chatbot. Evet. Bunu da hazırlıklarının en son noktaya getirdik, hayata geçireceğiz. Burada neyi sağlıyoruz? Diyalog bazlı yapay zekayı hayata geçireceğiz. Burada yolcularımız direkt bir makineyle yazışarak veya sözlü olarak sorularını soracaklar, anında cevap gelecek. Nerede sıkıştıysanız hemen text atıyorsunuz, anında bir cevap geliyorsa. Siz orada web sitesinde aramakla uğraşmayacaksınız, call center aramakla uğraşmayacaksınız. Şeye de büyük katkısı var bizim, gelir tarafında büyük bir katkısı var. İnsan bağımlılığını azaltacağı için operasyonel giderlerimize de çok ciddi bir... Bir de havalimanına gelen galiba yolcular zamanını daha verimli kullanacak. En önemli, bir de mesela uçuş yapacaksınız. Siz gireceksiniz, Atlanta uçuşum nerede? Biz anında orada kapı numarası söyleyecek. Siz hiçbir yere bakmadan net bir şekilde hem yolunuzu bulabileceksiniz. Ve daha da önemlisi müşteri memnuniyetini çok yukarı çıkartan bir ürün bu chatbot. Bunu hayata geçireceğiz. Nesnelerin interneti bugün çok her yerde, her işletme kullanıyor. Biz bu kadar büyük bir ekosistemi insanla kontrol etmemiz mümkün değil. Ama bugün biz nesnelerin internete, Internet of Things'le tüm teknik mekanların nemini, ısısını, soğukluğunu, bütün paydaşlarımızın sayaçlarının okumasını ve en önemlisi de tüm havacılık sistemlerimizin enerji yapısını kontrol edebiliyoruz. Bunlar da işte dijital dönüşümün parçası olarak alınabilir. Yeni bir East Buy diye de bir pazar e-commerce alanı yaratıyoruz. Buradaki bütün işletmeleri oraya koyacağız. Sanki bir pazarmış gibi rent-a-car'ından turizm ofisine, yemek içmek alanından duty free'ye, otelinden kuaförüne kadar herkes orada bu havalimanında neyin alıp satılabileceğini görecek ve orada ticaret yapabilecek. Ve en önemlisi, en büyük projemiz biyometri. Covid bize şunu gösterdi. Bugün hiç kimse el sıkışamıyor. Biz de sizle el sıkışamadık geldiğinizde. Biyometriyle yüz teknolojisini kullanarak insanların seyahat ve alışveriş deneyimini tamamen kağıttan ve temastan arındırmayı hedefliyoruz. Şu an bunda hangi noktadayız? Çünkü hatırlarsanız bir yıl önce yaptığımız şeyde de bu tarz detayın biraz daha devletle olan ilintisi sebebiyle geciktiği için hayata geçirilmekte zorlanılmıştı.
şöyle diyeyim size, biz şu an Türk Hava Yolları'yla beraber uygulamasını yapıyoruz bunu. Yani bizim şirketimizde çalışan personel, pasaport olan personellerle uçaklara check-in yapılmasını, X-ray'den geçilmesini ve boarding yapılmasını deniyoruz. Söyleyebileceğim bu. Deniyoruz. Onun ötesinde, evet. Onun ötesinde devletin yapması gereken taraf orada duruyor. Orada da görüşmelerimiz devam ediyor ama biz artık şey noktasına geldik. Bunu deneme noktasına geldik burada. Şimdi biz İstanbul Havalimanı açılınca Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı pozisyonunu da değerlendirip işte bu Japonya'dır, Endonezya, Çin, yani dünyanın başka noktalarından hiç uçuş yapmayan hava yolları, bağlantı kurmadığımız ülkeler direkt hepsi gelecek diye ümit ederken korona oldu ve biz iç hatlarımızın da ne kadar dinamik ve kıymetli evet. olduğunu gördük. Siz bu süreçte iç hatlardan en fazla istifade eden havalimanı olarak Türkiye'nin iç hatlarını nasıl gördünüz? Buraya bu üçe ayırmak gerekirse genellikle değerlendirirken dış hat, iç hat ve transfer yolcu. Genellikle de eşit gibi yaklaşıklı. Ne oldu pozisyon? İç hatlarda güçlü olmamızın avantajını nasıl yaşadınız? Türkiye'nin 82 milyon nüfusu olması, büyük bir ülke olması, bir ucundan bir ucuna 2 saatte gidecek kadar mesafelerin olmasından dolayı iç hatları zaten kendi içinde bir dinamizm yaratıyor. Biz bu dönemde frekanslar oldukça düşmesine rağmen iç hatlarda son Kasım ayına kadar %75 civarında, 75 bazı günler 80 civarında doluluk gördük. Bu çok ciddi bir rakamdır. Evet. İç hatlar için. Avrupa'da bu oran %50. Avrupa'yı yani bir pazar gibi düşünürsek Avrupa'da %50'lerle bir sürü havayolu uçuş yaptı şeyde Eylül ayında, Ekim ayında. Bugün iç hatlar bizim için can suyudur. Ama bizi yaşatmaz. Bizim yaşamamız için dış hatların çalışması lazım. Onun için biz bu havayı yaptık. O zaman dünyadaki havacılığın çarklarının dönmesi lazım. Genel olarak sektörün açılması için bu seyahat kısıtlamalarının azaltılması ve bütün dünyada ortak kararla alınmış bir standardın getirilmesi lazım. Kapıların seyahat kısıtlamalarının kalkması. Bu olmazsa herkes canını kurtardığı kadar iş yapabilir. Onu size söyleyeyim. Evet. Şimdi burada havalimanında da bir gezmiştim. PCR testi yapılan yeriniz var. Hızlı da yapılıyor. Gelip mesela akşam vermiştim. Gece gidip girdiğimde sisteme nabızdan görüyorsunuz. Görmüştüm. 3 saat falan sonraydı galiba. Aynen öyle. Burada böyle bir hizmeti devreye soktunuz. Evet. Bu tarz hizmetlerden dolayı dünyada da çok yaygın. Bunda nasıl bir memnuniyet, verimlilik veyahut da bunun ileride nasıl bir kalıcı olma gibi bir durumu söz konusu mu? Bir tahmin, yorum bekliyorum sizden. Şimdi demin söylediğim gibi dünyadaki bütün çok taraflı multilateral diyeyim, çok taraflı örgütlerin koyacağı standartlara uygun bir test rejiminin olması gerekiyor. Çünkü siz yanınızdaki kişinin ne olduğunu bilmiyorsunuz uçakta. Evet. O zaman ama PCR bir altın standardı. Ama PCR uzun, pahalı ve geniş kitlelere uygulayamıyorsunuz. Şimdi biz burada rahatız çünkü havalimanı büyük. Diğer havalimanlar o kadar büyük değil. Diğer havalimanlar bu PCR merkezini kendi içine değil dışarıda kuruyor. Yapıyor. Dışarıda kurmak zorunda kalıyor. O zaman daha farklı bir test rejimine dünya giderse, yani PCR alternatif olan, hızlı, ucuz, ve çok geniş kitleleri anında test edebileceğiniz, o zaman sektör açısından çok iyi bir yere gelebilir. Biz İGA olarak şu an aşağıda PCR merkezinde 3 tane laboratuvarla beraber çalışıyoruz. Bu 3 laboratuvarda onun için size 3 saatte veriyor. Bizde 4 saatin üstüne geçse kesinlikle bir hata vardır. Ya test örnek düzgün alınmamıştır. Ya da bir şekilde bir sorun olmuş. Evet. Ama bizim ortalamamız 2 ile 3 saat arasında. Biz oraya indirdik burayı. Bu seneyi, son sorumu sorayım da, bu seneyi kaç rakamıyla, yolcu rakamıyla kapatmayı hedefliyorsunuz? Oradaki gelire yansıyan pozisyon nedir? Şimdi biz geçen sene nedir? 2019 yılını Atatürk Havalimanı artı İstanbul Havalimanı 68,5 milyonla kapattık. Evet. Bu senenin ilk 2 ayı çok iyi geçti. Ama Mart'tan itibaren işte çok hızlı bir kapanış oldu. Nisan-Mayıs sıfır geçtik. Biz bu seneyi geçen senenin
yaklaşık olarak 1/3'ünde kapatırız. Yani 23 milyon civarında bir rakamla yolculuğu kapatırız. Seneye de inşallah yani bu aşı ve seyahat kısıtlamalarının azaldığı kabulüyle 50 milyonlara yaklaşmayı hedefliyoruz. Ama tabii o kadar bilinmeyen bir durumla karşı karşıyayız ki ondan dolayı bu rakamlar her an değişebilir. Ama sizin de demin başta söylediğiniz gibi sanki dağın güneş gören tarafına geçtik gibi, işte aşı da iki tane şirketin ürünü olumlu sonuç verdi. Ben bir şekilde 2021'in 2020'den kesinlikle daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama kriz bizim korona geldiği Mart ayında gördüğümüzden daha derin bir noktada. Yani biz hakikaten Mart'ta geldiğimizde çok daha hızlı bir toparlanma bekliyorduk. Şu an itibariyle biraz daha muhafazakar bakış açısına geçmek zorundayız. Bunu söylemem lazım. Diyorsun. İnşallah bir an önce atlatırız. İnşallah. Burada daha güzel haberleri, güzel gelişmeleri konuşuruz. Hangi ülkeden hangi hava yolu geldi, ne kadar kalabalık konuşacağız, başladı. Konuşacağız, inşallah konuşacağız. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, geldiğiniz için. Size sağ olun. Sağ olun, çok mersi.